Sonuçta konuşmak bir özgürlüktür. Bu özgürlüğün kısıtlanması yapılmaması gerekir. Bir iki dakika yani bir 15 dakika 20 dakika dişlerinde sıksın konuşmasın ne olacak? Bence yerinde de bir anons. Onun yerine başka kurallar getirmesi daha mantıklı. Ulaşım AŞ'ye toplu taşıma araçlarında koronavirüsün konuşularak yayıldığını belirtip sessizlik önerisinde bulundu. Bakalım Kayseri halkı bu konuyla alakalı neler düşünüyor? Sonuçta herkes tedbirini alıyor. İnsanlar bazı problemleri dile getirmek için tabii ki de konuşacaklar. Bu konuda yani tuhaf bir şey açıkçası. Fakat ne bileyim diğer türlü de düşündüğün zaman tamam. Ama tedbirler alındığı zaman yapacak bir şey yok. Yani insanlar istediklerini dile getirecekler. Ben de konuşmalarına karşıyım. Sürekli de konuşuyorlar. Yani ellerinde cep telefonu, hepimizin var cep telefonu. Saygılı olmak lazım ya. Başka diyecek bir şey yok insanlara. Kendinizi sorumlu tutacaksınız. Ben nasıl konuşmuyorsam, benim de telefonum var. Özel ihtiyaçlarım illaki otobüste, tramvayda konuşmak zorunda değilim. Bu kadar net yani. Yani hani ağızlı açık ama sonuçta maskesiz otobüslere binilmiyor. O yüzden çok anlamlı değil bence. Sizce konuşma koronavirüsünü yayar mı? Hayır. Hayır. Yani o zaman zaten yani çok daha hızlı yayılmış olması gerekir konuşarak. Ama şöyle bir şey var. Maskesiz konuşuyorsa... Hani maske kullanmadan dudak hareketlerini anlamıyor ya da işte gürültüden dolayı duymuyorum diyerek maskesini çıkartıyorsa tabii ki zararlı. Ama onun dışında yani anlamsız. Toplu taşımayı genelde kullanmıyorum. Lakin böyle bir uyarıda ne kadar doğruluk payı var düşünmek lazım. İnsanlar nefes alırken daha mı fazla yani konuşurken daha mı fazla nefes alıp veriyorlar? Evet. Konuşma yaparken daha fazla nefes alıp veriyorlar. Doğru. Virüsün yayılmasında etkilidir. Mümkünse daha az konuşmalı. Hatta konuşmamalı. Çünkü hemen test ediyorum sizle röportaj yaparken. Konuşurken daha fazla nefes alma ihtiyacı duyuyorum. Daha fazla nefes alıp verme ihtiyacı duyuyorum. O yüzden konuşmasam... Evet. Mantıklı. Çok güzel düşünmüşsünüz. Hani bence iyi fikir. Yani bence de sessizlik olması güzel bir şey. En azından yayılmaz, önlenir. Yani insanların acil konuşması gereken hastası olan falan var yani. Acil bir aradığında ne olacak haberi olmazsa. Yani onun yerine başka kurallar getirmesi daha mantıklı. Mesela otobüsü tıklım tıklım doldurmaması gerekli diye düşünüyorum ben. Yani insanlar maskesini takıyor evet ama maske de bir yere kadar. Bu hastalık temasla da bulaşıyor. Yani şimdi adam maskesini indirmeden konuşabilir evet. Ama sen otobüsü tıklım tıklım doldurursan bu büyük bir sıkıntıya yol açabilir. Benim düşüncem bu. Vallahi bu konu hakkında ne düşünebiliriz? Yani ortalıktaki şu andaki sıkıntıyı hepimiz görüyoruz, biliyoruz. Vatandaş olarak hepimizin dikkat etmesi gereken şeyler var. Anonslar yapılıyor. Bence yerinde de bir anons ama maalesef insanlarımız pek duyarlı değiller bu anonslara. Yani normal bir muhabbet, normal bir şey yapacakları halde yani evlerinde yapabilecekleri konuşmaları bile telefonda atıyorum tramvayda giderken yapmayı tercih ediyorlar. Çok yanlış bir davranış. Herkesin duyarlı olması lazım. Sıkıntılı bir dönem yani. Daha iyi konuşmasınlar ne olacak sanki? Bir iki dakika yani bir 15 dakika 20 dakika dişlerinde sıksın konuşmasın ne olacak? Dışarıda konuşsunlar değil mi? Sonuçta konuşmak bir özgürlüktür. Bu özgürlüğün kısıtlanması yapılmaması gerekir. Nefes de almamak gerekir eğer şu koronavirüsünü düşünüyorsak. Dolayısıyla bence iyi bir yaptırım değil. Önerilmemesi gerekir diye düşünüyorum.